Millet ve Kalkınma Partisi grubu adına söz talebi Afyon Karahisar Milletvekili Ali Özkaya'ya ait. Buyurun. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri ve ekranları başında bizi izleyen aziz milletimiz. Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi adına AK Parti grubumuz adına söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Bazı istihbarat örgütlerinin yaptığına inandığım ve amacı da ülkemizin huzur iklimini bozmak, kaos ve kargaşa çıkarmak olduğunu düşündüğüm olayların milletimizin ve devletimizin sağduyusu ve sükunetiyle neticeleneceğine inanıyorum. Güneyimizde kurulmak istenen teröristlere karşı Türkiye'nin yürütmüş olduğu diplomatik ve askeri süreci baltalamak, al bayrağımıza karşı yapılan alçak saldırıları telin ediyor, bayrağımıza yönelik her türlü çirkin girişime karşı devletimizin gereğini mutlaka yaptığını ve yapacağına olan inancımın tam olduğunu iletiyorum. Bu süreçte milletimizin sağduyusuna güveniyor, milletimizi bu oyunlara çanak tutan işbirlikçilere karşı temkinli olmaya ve onları kışkırtmak isteyenlere karşı sağduyulu olmaya davet ediyorum. Değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Kurulumuza daha önce birçok defa verdiği ve benzerini sunmuş olduğu önergesini tekrarlamıştır. Bu önergeyle AK Parti'nin faili meçhullere karşı dikkatli olmadığı ve bunlara adeta göz yumduğu ima edilmektedir. Ancak bu önergeyi veren grup başkan vekili arkadaşlar 1948 yılında Sebahattin Ali cinayetini, 1993 yılındaki Sivas olaylarını faili meçhul kaldığını söylemektedir. AK Parti 14 Ağustos 2001 tarihinde kuruldu ve 3 Kasım 2002 tarihinde de iktidara geldi. 1948 yılında Sebahattin Ali cinayeti işlendiği tarihte Cumhurbaşkanı CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, Başbakan 16. Hükümetin Başbakanı Hasan Saka idi. Dolayısıyla her iki cinayette de görevde bulunan parti Cumhuriyet Halk Partisi. Dolayısıyla kendi dönemlerindeki bu faili meçhulle ilgili araştırmayı bence kendi kendilerine sormaları, niye bugüne kadar bununla ilgili biz bir şey yapmadık diye düşünmeleri gerekir. 1993'te de Başbakan yardımcısı yine İsmet İnönü'nün oğlu Erdal İnönü'ydü. Dolayısıyla bu soruyu kendinize daha çok sormanızı özellikle söylüyorum. Önergenizde dikkate almadığınız Sivas'taki vefat eden insanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Aynı zamanda 3 gün sonra Başbağlar'da katledilen 33 kişiyle ilgili de tek kelime söylememiş olmanızı ve bu 33 kişiden tutuklanan, gözaltına alınan insanlarla ilgili hangi bakanın, hangi CHP'li bakanın gidip de oradaki sanıkları saldırdığını da dikkatlerinize sunmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, Özkaya, lütfen tamamlayın. Sivas davasının başladığı süreçte ben Ankara'da genç bir avukattım. Duruşmalara girmedim. Ama o süreci yakından takip ettik. Bu davada 125'in üzerinde sanık yargılandı. Önce bir ceza verildi. Mahkeme heyeti tamamıyla değiştirildi. Ve daha sonra 33 idam, 40'ın üzerinde ağır cezalar ve birçok cezalar verildi. 2012 yılında da devam eden davalardan bir kısım sanıklar, yani 3 kişiyle ilgili dava düştü. Sanki hiç yargılama yapılmamış. Türkiye'de hiçbir soruşturma yapılmamış. Bu kişilere idam cezası, sonradan ağırlaştırılmış müebbetinden cezalar verilmemiş gibi sözlerin söylenmesi doğru değil. AK Parti bu süreçte faili meçhullerle ilgili, bilhassa insanlığa karşı suçla ilgili, memurların işkence suçları ilgili 2003 yılındaki yapılan değişiklik, 2005 yılındaki yapılan değişiklik ve daha sonraki yapılan değişikliklerde bunlara ağır cezalar getirdi, zaman aşımlarını ortadan kaldırdı. Sayın Özkaya, teşekkür ediyorum. Efendim, herkese eşit davranıyoruz. Bir dakika uzattım. Şu niye affedilmedi? Şu niye affedilmedi? Şu niye affedilmedi?
affedilmedi. Şu darbeci niye affedilmedi? Cumhurbaşkanı bu yeri niye kullanmadı yerine? Aynı sebeplerle, aynı adli hukukun sağlık raporuyla bir başka sebeplerle buraya bulmasını diliyoruz. Peki. Sayın Özkaya. Sayın Özkaya, süreniz doldu. Teşekkür ediyorum. Sayın Başarır, buyurun. Açıkça partimize 46. Buyur. Şimdi keşke Kahramanmaraş milletvekili bu konuşmayı yapmasaydı. Keşke bu kürsüye çıkmasaydı. Biz katliamları yarıştırmıyoruz. Bakın başbağlar katliamı olduğu gün 5 Temmuz. Cumhuriyet Halk Partisi grubu düzenli olarak bakın Veli Ağbaba başkanlığındaki bir heyet her yıl oraya gider. O acıyı paylaşır. Nereden çıkardın unuttuğumuzu? Bunu nasıl söyleyebiliyorsun? Bakın şu grubun sosyal medyasına o gün. Tüm grup paylaşmıştır. Sen katliamları mı yarıştırıyorsun? Bu çok çirkin. Çok çirkin. Gelelim Sivas sanıklarının Cumhurbaşkanı tarafından affedilmesine. Tabii ki sağlık raporu varsa cezaevi koşullarında bir kişi kalamıyorsa Cumhurbaşkanı affeder. Ama bu yetkisini Sivas sanıkları için hemen kullanırken 28 Şubat davasından hüküm giyen paşalar için neden bu kadar bekledi? Biz bunu söylüyoruz. Bakın Maraş olayları, Sivas olayları uzağa gitmeyin. Sen dönem diyorsun dönem. Daha 1,5 yıl önce Ankara'nın göbeğinde öldürülen bir akademisyen Sinan Ateş'in faillerini çözemiyoruz. Neyi anlatıyorsun bize sen? Neyi anlatıyorsun? İşte dün yargılamasında olan rezaletleri hepimiz gördük. Burada seni suçlamıyor, onu suçlamıyor. Herkes bir acısını paylaşıyor. 35 can ölmüş, yanarak ölmüş ve buradaki gruptaki arkadaşlarımızın dostları, akrabaları olanlar var. Ne oldu? Neye vaziyet ettin de gelip böyle bir savunma yapma ihtiyacı duydun? Başbağlara üzülmüyormuşuz. Sayın Başarır, lütfen tamamla. Başbağlara üzülmüyoruz. Onu anmıyoruz, bunu üzülüyoruz. Bu değil kötü. Bu dil çirkin, bu dil yanlış. Her katliamı lanetliyoruz. Her acıyı paylaşıyoruz. Gelin, ben son 4 yılda görmedim sizi. Siz hiç yoktunuz başbağlarda, neredeydiniz? Yoktunuz, hayır yoktunuz. Veli Ağbaba birazdan buraya gelir, yüzleştireyim. Ama her olayı kendi şartlarında ve kendi gününde değerlendirelim. Bugün 2 Temmuz, 5 Temmuz'da başbağlar. O gün de onu konuşuruz. Ama gelip burada kimsenin acısını, hiçbir katliamı kıyaslamak gibi bir gaflette bulunmayın. Lütfen bulunmayın. Biz Cumhuriyet Halk Partisi grubuyuz. Her türlü katliamın, her türlü acının, her türlü acı çeken insanın yanındayız. Yanında olmaya devam edeceğiz. Peki, Sayın Başarı, teşekkür ederim. Sayın Üstaya, buyur. Taşma yok saraya. Buyur. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri. Adli Mahir Bey, Sayın Grup Başkanı Vekili. Ben Anayasa Komisyonu'nda başkan vekili. Aynı komisyonda beraber çalıştık. Kahramanmaraş değil, Afyonkarahisar. Şimdi ben bir katliam kötüdür, diğeri iyidir bir şey demiyorum. Bütün katliam, bütün cinayetler kötüdür. Her cinayet kötüdür. Her katliam kötüdür. Efendim 1993 yılında tutuklanmış 86 yaşında yani 30 yıldır cezaevinde olup adli tıp raporuyla gelmiş birisini affettiği zaman hayır Cumhurbaşkanı bunu affedemez. Öbürkünü aynı gün affeder. Niye? O çünkü aynı siyasal görüşten onun için. Bu yanlış. Bu değil, doğru değil. Başbağlarda gidip oradaki sanıkları adliyeden çıkartan bakan kimdi? Biliyorsun değil mi? Biliyorsunuz. Gayet iyi biliyorsunuz. Ha, söylüyorsunuz. Tutanaklara bakın. Kim olduğunu bilirsiniz. Hangi partinin çalışma bakanı olduğunu gayet iyi bilirsiniz. Çok iyi bilirsiniz.
Ben 30 yılımı bu Ankara Adliyesi 25 yılını avukatlık yaparak ve bütün önemli dosyalarda bulunarak geçirdim. Hangi dava hangi şekilde çok iyi bilirim. Fakat şunu yapmayın. Siz efendim elbette ki bir insanların yanarak ölmesi kabul edilemez bir olaydır. Ve bu bizim hepimizin ortak acısıdır. Ortak acılarımızın ama 3 gün içindeki aynı acıyı birini görüp birini görmek benim söylediğim bu. Yoksa Başbağlar'da veyahut da Sivas'takilerin hiçbir cinayet savunulamaz. Hiçbir kötülük savunulamaz. Bize düşen bu memleketin birliğine, beraberliğine daha fazla katkı sunmamızdır diyorum. Yüce Meclis'e saygıyla sunuyorum. Teşekkür ederim. Sayın Temelli, Sayın Başarı, sizinle ilgili yeni bir şey yok. Çalışma Bakanımız hakkında her şeyi söyleyeyim burada. Ay ne dedi siz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin hangi Çalışma Bakanı gitmiş de Başbağları sanıklarını adliyeden almış? Ya bu nasıl bir iddia? Evet. Buna buyur, nasıl cevap vermeyeceğim? Buyur. Buradan verin. Tamam buyur gel. Ya bu olacak şey mi? Buyur. Kürsü sizin. Öncelikle kullandığımız dile bir dikkat edelim. 35 tane oradaki canımız o güzel insanlar yanarak değil yakılarak öldürüldü. Bunu bil. Bunu bir düzelt. İki, hangi bakanın ismini verir misin? Burada isim vermeden konuşmak ne güzel. Sayın Cumhurbaşkanı da bazen bunu grupta yapıyor. Siz de yapıyorsunuz. Çalışma Bakanı'nın Başbağlar'da adliyeye girebilme yetkisi mi var? Kimdir bu? Sürekli iftira, sürekli bir algı. Bakın, burada gelip bizim grup önerimize veto'yu verebilirsiniz, kabul etmeyebilirsiniz. Ama gelip burada lütfen ayrıştırmayın. İnsanların acısına acı katmayın. İnsanların acısını daha çekilmez hale getirmeyin. Bu doğru bir dil değil. 93'teyse, 9 yıl sonra iktidara geldiniz, bu davayı zaman aşımına getirmezdiniz. Daha geçen Eylül'de zaman aşımına uğradı. Uğradı kardeşim. Uğradı. Uğradı işte. Dosya açık. Sen daha dosyayı bilmiyorsun. Sen de bilmiyorsun. Yani 3 sadık açısından uğradı, 4 sadık açısından uğradı. Uğradı mı uğradı. Kimdi o 3 sanık? Ha, bakanlara gidersek, bir dakika. Bakanlara gidersek, senin Başbakan yardımcın, gümrük bakanın hayatı yazıcı oldu da Sivas sanıkların avukatıydı. Buna gitmeyeceksin. Bak buna gitmeyeceksin. Hayati yazıcı oldu da Sivas sanıkların avukatıydı. Başbakanlık yaptı. Başbakan yardımcılığı yaptı. Söylemeyeceksin onu. Onu söylemeyeceksin. Benim grubumda Başbağların tarihimizde sanıkların avukatlığını yapan bir kişi yok. Gelirsin ismini söylersin. İspatlar. Evet lütfen tamamla. İspatlamazsan da müşterisin. Gel buraya ispatla bunu. Peki Sayın Temelli buyurun. Sezai Temelli Bey'in sesini açın. Buyurun. Evet Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. Ne zaman kürsüye çıksa arkadaşımız hep ben hukukçuyum diyor. Gerçekten ben şüpheye düşüyorum. Çünkü hiçbir hukukçu gerçekleri bu kadar çarpıtamaz. Böyle hukukçuluk olmaz. Şimdi Başbağlar meselesini biraz araştırmış olsaydı burada acıları yarıştırmazdı. Zaten bu acıları yarıştırma özelliği bu arkadaşlarımıza ait bir şey. Başbağlar konusunda dava 94 yılında başlıyor, 98'de takipsizlik veriliyor. Hani dosyaya baktım diyor ya, baksa takipsizliği görür. 2013 yılında da zaman aşımına uğruyor. Bu konuda tek verilmiş araştırma önergesinin sahibi biziz. Başbağlar araştırılsın istiyoruz. Neden? Çünkü Sivas'ta 33 kişi ölüyor, Başbağlar'da 33 kişi ölüyor. Bu cinayetlerin nasıl işlendiğine dair dönemin görgü tanıklarının ifadeleri var. Sayın Temelli lütfen tamamlayın. Jandarma 25 kilometre ötede. 14 saat sonra geliyor. Olay inceleme yeri ekipleri gelmiyor bile. Daha da vahimi var. JITEM tetikçisi Ayhan Çarkı'nın ifadeleri var. Biz yaptık diyor. Ne burada kalkmış Başbağları Sivas'ın karşısına koyuyorsun?
Başbağları kim yaptıysa Sivas'ı da onlar yaptı. Maraş'ı da onlar yaptı. Çorum'u da onlar yaptı. Siz bu suçların üzerini örtmekten vazgeçin. Sen hukuk fakültesinden değil bir diploma, 100 diploma da alsan bu suçların üzerini örtemezsin. Peki. Sayın Özkaya, buyurun yerinizden. Buyurun. Yani yeni bir tartışmaya kapı aralamadan noktalayalım burayı. Evet, açın Ali Bey sesini. Hukuk, Sayın Temel, hukuk fakültesi diplomamı sana soracak değilim. Ankara Hukuk Fakültesi'ne gidersen Ali Özkaya'nın diplomasını görürsün. Hiç kusura bakmayın. O sebeple bu yaptığınız doğru değil. Biz elbette ki bu derin devletin yaptığı veyahut da o bir kısım sıkıntıların, karanlık güçlerin yaptığını her daim söylüyoruz. Lütfen o zamanki başbakan yardımcısına, o zamanki valiye, o zamanki emniyet müdürüne ve o zamanki çevrenizdeki insanlara sorun. Sivas'taki olayların kimler olduğunu, başbağlardaki olanların kimler olduğunu, ben onu söylemek istemiyorum. Kimin olduğunu, yakında olanları, onlar benden daha iyi biliyorlar diğer kişileri. Bunu söylemiş olayım. Teşekkür ederim. Değerli milletvekilleri, şimdi tartışmayı... Değerli milletvekilleri, herkes kanaatlerini söyledi, karşılıklı da kayıtlara geçti. Şimdi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubu adına Van Milletvekili Sinan Çift Yürek'e söz veriyorum. Sayın Çift Yürek, buyurun.